Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibariyle zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında %35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında %44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise %50 artış oldu. Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci konuyla ilgili açıklama yaptı. Şimdi doğru söylüyorsunuz. Bugün yani 1 Nisan şaka mı yoksa gerçekten doğru haberler mi diye biz de sabah kalktıktan sonra birbirimize sorduk. Ama işin gerçek olduğu çıktı. Elektrik üretiminde kullanılan doğalgazı %44,3, üretimde kullanılan doğalgazı %50 zam geldi. Ne oldu? 6.300 TL olan doğalgazın fiyatı 9.450'ye çıktı. Bitmedi. Elektrik piyasa takas fiyatı da 1745 liradan 2500 liraya çıktı. Onun da zammı demin söylediğim gibi %43,3. Konutlarda da doğalgazı %35 geldi. Ne demek bu? İnanılmaz bir şok zam demek. Diğer zamları konuşmamıza gerek yok. Sanayici için bu konuştuğumuz 3 tane 4 tane satır başıyla ilgili olan zamdır esas olan. Şimdi biz sanayiciler olarak bir şeye şiddetle itiraz ediyoruz. Ettiğimiz itirazın konusu şu. Biz de biliyoruz ki doğalgaz 500 dolardı, 1000 dolar oldu. Yavaş yavaş oldu. Bir çırpıda olmadı. Biz sanayici olarak bize yapılan, yani daha doğrusu sanayici olarak enerji zamları bizim maliyetimizde ham madde, işçilik ve enerji diye gelir. Bu üçünün maliyeti bizim satış fiyatlarımızı ilgilendirir. Dolayısıyla enerjideki bu şekildeki şok zamlar devlet bir an önce elimden çıksın diye yapıyor. Ama ben üreticiyim. Ürettiğim bu malın zammını müşterime şiddetle yansıtamıyorum. Ve dolayısıyla bu kadar büyük zam müşterimin üzerine değil benim üstümde kalıyor. Dolayısıyla bizim sanayiciler olarak ricamız şu. Bu türlü zamların bu şekildeki büyük miktarda şok zamlar değil, bunlar sindirile sindirile gelecek zamlar olmalı. Bu birincisi. İkincisi ise şu. Şimdi devlet sattığı elektrikten de doğalgazdan da para KDV ve ÖTV gibi vergiler alıyor. Size şöyle söylüyorum. Doğalgazın fiyatı 500 dolar iken bunun karşılığında Türk lirasını dolar bazında buluyor ve bunun karşılığında %18'de KDV için çarpıp bizden bir para alıyor devlet. Şimdi doğalgaz 1000 lira oldu. Bu kez 1000 liranın karşılığında bizden 1.18 yani %18 KDV zam alıyor. Anlıyorum. Doğalgazın yükseldiği zaman doğalgazın fiyatını bize yansıttığını anlıyorum. Ama KDV'nin 500 dolardan 1000 dolara çıkmasıyla bu kadar aradaki farkın da bizden alınmasını anlayamıyorum. Nasıl ki devlet zeytinde, peynirde, kağıtta, mamada KDV düzenlemelerine giriyorsa dolayısıyla sanayicinin bu şok zamlardan hiç olmazsa biraz daha az etkilenmesi için lütfen bu KDV'lerin daha az olmasını sağlaması lazım. Yani bize %18 KDV değil, örneğin %8 KDV ile bunları yansıtması lazım. Sanayicinin buna çok ihtiyacı var. Sanayicinin ayakta kalması için buna çok ihtiyacı var. Sanayicinin istihdamda, ihracatta, katma değer yaratmada var olması için bunlara çok ihtiyacı var. Zor günler geçiriyoruz. Ham madde bir taraftan, finansman bir taraftan, istihdam bir taraftan, bir de bu şekildeki zamlar ve onların üzerine alınan vergiler bir taraftan. Yani sanayicinin artık bu noktada sıkıntıları büyük. Bizim elimizden birilerini tutması lazım. Teşekkür.